Almila, habersiz mi gidecektin? Başka türlü beceremem. Vedalaşırsam hiç ayrılamam dedim. E tamam, vedalaştın işte. O zaman ayrılmayacaksın. Olmaz kainat. Artık gökyüzüne bakıp yıldızları birleştirdiğimde onun ismi çıkmıyor. İşaretler kayboldu. Aa, ne güzel, herkes burada. Ya Şebnem söyledi. Bana bak, aramazsan çirkinleşirim. Çirkinleşmek istemiyorum ama biliyorsun ki benimki dudak tiryakiliği, tamam mı? Gel buraya. Ne oluyor? Gençlik işte. Aşkı için her şeyi bırakıp buraya geliyor. Sonra da aşkın sonuçlarını görüp geldiği yere geri dönüyor. Bana bak, benimki bir veda değil, tamam mı? Sen şimdi İzmir'e git, kafanı bir dinle. Ondan sonra tekrar bize gel. Olur mu? Ne güzel alışmıştık birbirimize ya. Ay ben zaten hiç gelemiyorum böyle şeylere. Of. Tanıştığıma memnun oldum Memo. Ben de. O zaman bir veda selfiesi çekilelim. Olmayacak bir hayale kaptırdım kendimi. Sonra kuşkular sardı bedenimi. Kocaman bir aşkın içinde kaçak kayboldum. Yaprak bulamam yolumu. Sen olmayınca yanımda kalsan, hep yanımda olsan, gitmesen dursan, öylece baksan bana, söz versen, sözünden hiç dönmesen, ömrün boyunca hep beni sevsen. Ama çok zor, bırakmazlar aşkımızı, yaşatmazlar birbirimize kalkan olamazsak eğer. Kocaman bir aşkın içinde kayboldum, bulamam yolumu sen olmayınca. Herkese Yasemin çayı. Stresi alacak. Bu da seninki. Anlaşıldı. Hüznü dibine kadar yaşamak istiyorsunuz. Hadi ama biraz kendinize gelin. Gören de cenaze çıktı sanacak. Yani sanki kız öldü. Tamam bakın. Kötü bir gün geçirdik, kabul. Ama böyle samandan bir ev gibi bir üfürükte dağılıp gidecek miyiz ya? Siz buraya geldiğinizden beri neler başardınız? Nelere göğüs gerdiniz? Bunu da üstesinden geleceksiniz. İnanın bana. Ama o yanımızdayken zorlukları atlatmak, bir şeylere katlanmak daha kolaydı. Tabii bazen kendisi zorluk çıkarıyordu ama. Ya tabii canım, yok karma yok feng shui, delirtirdi bizi ama. Ama ben yine de çok alışmıştım ya. Böyle evin her tarafı tuhaf tuhaf kokardı. İşte köktür, ottur, baharattır bir şeyler. Sabahları da uyutmazdı beni zaten. İlla o yogasını yapacak. Ay bir de böcek olayı. Bakın kızlar, şimdi söyleyeceklerim size biraz tuhaf gelebilir ama sizinki gibi başlayan bir masal asla kötü bitemez. Masal mı kaldı Müfit abi ya? Masalımız bitti. Hem de prens prensesi öptüğü için değil. Prens sahtekar çıktığı için bitti. Bazı bitişler vardır masallarda. Kurt gelir babaanneyi yutar ama sonra karnı yarılır, kurtarırlar babaanneyi. Yani Alice kupa kraliçesinin eline düşer ama sonra kurtulur. Öyle değil mi? Artık aynı olmayacak. Almila bizim neşemizdi.
Ya en kötü zamanımızda bile olumlu bir şeyler bulurdu mutlaka. Çünkü bizim göremediğimiz pozitif enerji moleküllerini görürdü kendisi. Ama o özgür adisi kalbini kırdıktan sonra ne pozitif kaldı ne de enerji. Gözlerinde hayal kırıklığı vardı sadece. Ya onun gibi bir hayalperestin düşlerini çalarsan elinde başka ne kalır ki? Zalimlik bu ya. Özgün ne yaptın abi? Yetişebildin mi? Yok abi, yetişemedim. Peki abi, eyvallah. Ne yani? Karşınıza çıkacak her adam da böyle hayata küsecek misiniz? Bakın ben aşk acısını da bilirim. Geçmeyeceğini de bilirim. Ama bir şekilde yani hayatın her zaman devam ettiğini de bilirim. Tamam tamam, köpekler bende, sen acele et. Tamam. Yani hayat bir şekilde devam ediyor Şebnem Gürsoy. Aha, yarım kalan dostluklar ne kadar acı Memo, hayat ne kadar acımasız. Nasıl tatlı da bir kızdı ya. Tam arkadaş olmuştuk, sırdaş olmuştuk, birbirimize can yoldaşı olmuştuk. En çok onu seviyordum biliyor musun? Vallahi en çok onu seviyordum. Tam kanki olmuştuk. Ya size sanki abla kardeş ilişkisi daha uygun gibi ama. Bari acıma saygı duy Memo. Bari acıma saygı duy. Ayrılmaz üstü dağılıyor mu? Hangi kaçak gelin İzmir'e dönüyor? Çok yakın. Ne yapıyorsun sen bakayım orada? Bana bak. Ver bakayım şunu sen. Ya abla. Seni çakma Joffrey seni. Kötü kalplisin Memo. Senin o taht oyunlarını başına yıkarım, haberin olsun. Ya o kız bizim arkadaşımızdı. Daha arkasından döktüğümüz su kurumadı Memo yani. Ne kadar vicdansız, ne kadar etik sahibi olmayan bir insansın sen ya. Yani sende o kadar dev bir vicdansızlık görüyorum ki, o kadar geniş bir vicdansızlığın var ki adeta içinde at koştur. Ama bak bu kaç oldu ya? Kaç oldu bu ya? Basına çirkin saldırıların sonu gelmiyor.